Kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız, İpek Yolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nca bugün Karabağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle gerçekleştiriyor olduğumuz kutlama ve sanat etkinliği programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Akşamınız hayırlı olsun aziz hanımlar, beyler, değerli konaklar. Bəli, bugün doğma Türkiye'de Azerbaycan'ın Qarabağ zəfər qalibiyyətimizi beraber keçiririk. Bu güzel günde, bu şerefli günde her birinizi ürəkdən salamlayırıq. Çok teşekkür ediyoruz. Götür beni Aras, al beni Hazar, Türk'ü Türk'ten başka şimdi kim anlar? Geçen zaman aşkına, dökülen kan aşkına ve kılıç kalkan aşkına benim bir yeminim vardır. Azerbaycan yüreğimde bir şah damardır. Aziz dostlar, değerli protokol, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizim gerçekten 28 yıldır bir hayalimiz var. 28 yıllık işgal süresince yaptığımız her etkinlikte, çektiğimiz her televizyon programında, konuştuğumuz her ortamda Karabağ'ı andık. Karabağ'ın acısıyla, Karabağ'ın hasretiyle yaşadık. Ben Karabağ'ı hiç görmedim ama o Karabağ hasreti, Karabağ sızısı yüreğimizi her zaman sızlatmıştır. Ve rahmetli Ozan Arif'in ya Karabağ ya ölüm mısralarıyla, türküsüyle o heyecanımızı her zaman canlı tutmaya çalıştık. Ve nihayet geçtiğimiz yıl 44 gün süren muhteşem bir zaferle Karabağ düşman işgalinden kurtarıldı çok şükür. Ve o hayallerimiz, o arzularımız gerçekleşmiş oldu. Bu vesileyle Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Onların aziz ruhları önünde saygıyla, hürmetle eğiliyorum. Gazilerimize can sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ve kahraman Azerbaycan ordusunu, şanlı ordusunu saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kahraman Azerbaycan halkını da aynı şekilde selamlıyorum. Çünkü bu savaşta gerçekten kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bütün Azerbaycan halkı dillere destan bir kahramanlık destanı yazdılar. Bir gerçekten tarih yazdılar. O nedenle bütün Azerbaycan halkını kutluyorum. Ve elbette ki Türkiye-Azerbaycan kardeşliği adına tarihin en muazzam dayanışmalarından biri gerçekleşmiş oldu. Tıpkı 1918'de Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun gerçekleştirdiği o kardeşlik dayanışması gibi. Tıpkı Çanakkale'de gelip savaşan, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi. Gerçekten büyük bir destan yazıldı, büyük bir kahramanlık destanı yazıldı ve bugün Karabağ Savaşı, Karabağ Zaferi aslında bir dönüm noktası olmuştur. Bütün Türk dünyasına da örnek olmuştur. Ben sürekli Orta Asya'dayım, Kafkasya'dayım, Uzak Asya'dayım, dünyanın her yerini gezmeye çalışıyorum. Bu savaşın etkileri, olumlu, müsbet etkileri Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da her yerde hissediliyor. Ben bunu bizzat gözlerimle gördüm ve Türk birliğine olan inancım daha da pekişti. Türk dayanışmasına, geleceğin Türk aslı olacağına inancım bir kez daha pekişmiş oldu. Çünkü bu savaşla beraber insanlara büyük bir moral verildi. Büyük bir heyecan verildi. Demek ki
biz el ele verirsek, omuz omuza, çiğin çiğine verirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Ve biz bu dayanışmayı göstermek zorundayız. Çünkü bugün Kazakistan üzerinde de, Kırgızistan üzerinde de, başka Türk cumhuriyetleri üzerinde de halen bazı emperyalist devletlerin emelleri var. Bu birlik olmazsa gelecekte yeni Karabağ acıları yaşayabiliriz. Yeni Hocalı acıları yaşayabiliriz, Allah korusun. O yüzden bu dayanışma, bu birlik kaçınılmazdır ve zarurettir. Ve inşallah bu birlik ruhuyla bir gün Doğu Türkistan da azat olacaktır. Bugün imkansız görünebilir, bugün hayal görülebilir ama her şey bir hayalle başlar. Biz onun hayallerini de görüyoruz. Nasıl ki 28 yıl önce Karabağ işgal edildiği zaman bir gün azat olacağını hayal ettiğimiz gibi, inandığımız gibi Doğu Türkistan'ın da bir gün azatlığına kavuşacağına yürekten inanıyorum. Dualarımız Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimiz için. Seyfullah kardeşimin söylediği gibi psikolojik sınırları açtık. 200 senedir biz orduları yenemiyoruz. Yenile yenile buraya geldik. Ama burada gösterdik ki Türk birliği olabilir, biz artık yenebiliriz. Psikolojik olarak o sınırı açtık. Değerli kardeşim, Türk dünyası sevdasıyla bütün hayatını yaşadı ve Türkiye'de hiç kimse Azerbaycan var dışarıda demeden o söylüyordu, yine söylüyor, yine acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Ben tekrar bu sevinci bize yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Buraya var. Çok sağ olun. Seyfullah Türksoy 2013. ilde o bayraklar ki bugün koşa dalgalanır, o bayrakları birbirinden ayırmak için, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını birbirinden ayırmak için hem Türkiye'mizde hem Azerbaycan'ımızda bu milleti sevmeyen birçok kurumlar ve insanlar var ki o bayrakları birbirinden ayırmak için çok çaba göstermiştiler. O günler hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da bu milleti, bu vatanı, bu torpağı, Türk milleti sevdalılarını hamısının içi kan ağlamıştı. Ve bir de bir telefon zengi geldi. Bak gördüğünüz bu yiğit kardeşim aradı ve Tenzila Hanım, ben yarın Bakı'ya gelirim dedi. Biz onunla beraber Karabağ'a tam sınıra gittik. Orada askerlerimizin bölgede, cephede yanında olduk. Seyfullah Türksoy Azerbaycan askerini konuşturdu. Orada program hazırladı. Ve geldi sonra Bakü'de şehitler hıyabanında hem Karabağ uğrunda şehit olmuş hem de Nuri Paşa'nın askerlerinin ruhu o şehitler hıyabanında Türk bayrağına sarılarak dalgalanırdı. Orada reportajlar hazırladı. Ve çok sakince, haysız, küysüz, kimseye gözdağı vermeden sadece Azerbaycan'ın yanındayım ve burada hepimiz Ermeniyiz diyenlere hepimiz Hocalıyız diye program yaptı. Seyfullah Türksoy, benim tanıdığım Seyfullah Türksoy, sadece Türk dünyasının yüzlerle bile misallar diyebilirim, yormak istemiyorum sizi. Sadece Türk dünyasının könül elçisi değil. Seyfullah Türksoy ilk önce milletinin sevgisini elçi simasında apardı. Sonra Türk dünyası arasında o köprüleri salmakta en önemli rolü olan kişilerden biridir. Azerbaycan Türk Evi Başkanı Sayın Tenzile Hanım Rüstemhanlı. Alkışlar rica ederim. Çünkü biz bugün zaferimizi kutluyoruz. Çok sağ olun efendim.
Evet, tebrik bu akşam birbirinden güzel şiirler dakikalar sonra inşallah sizlerle buluşmuş olacak efendim. Hatırlatmış olalım. İpek Yolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı Başkanımız Sayın Doktor Seyfullah Türksoy. Türkiye ile Azerbaycan büyük küçük değil, ikiz kardeştir. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine hiç kim helal getiremez. İndi ben bu güzel ödülü aziz şehidimiz Polat Haşimov ve katil terörist Ermenistan devletinin cephe gerisinde kahpece vurduğu 7 yaşındaki evladımız Aysu Kazımov adına alırım. Üç renkli aziz bayrağımızı Türkiye'den Bakü'ye selam olsun. Elçin Lambereski Bey kardeşime Bakü'ye götürmesi için davet ediyorum. Azerbaycan'da ve tüm Türkiye'mizde bildiğimiz, tanıdığımız aktivist Elçin Lemberanski ta Azerbaycan'ımızda Bakü'den bu özel organizasyon için aramıza katılmış oldu. Selam olsun üç renkli bayrağıyla Azerbaycan'ımıza, hilaline, yıldızına var olun. Allah razı olsun. Seyfullah Bey, bir büyüğümüz kim ellerinizden öpürem. Siz, ben her zaman şahsi görüşlerimde de demişim ki siz Azerbaycan sevdalısınız. Siz Azerbaycan'la Türkiye'nin arasında öyle bir köprü yaratmışsınız ki ben düşünürüm ki bu köprü çok uzun iller yani bu köprünün üzerinden insanlar o yana bu yana geçecekler. Allah her zaman sizi ucu eylesin. Ben size bu savaşta ölmeyi emrederim. Siz ölüme giden de ölüm sizden kaçacak. Bu şehrin yolunu yüzümüze açsanız Allah da dergahında size kucak açacak. Ben size bu savaşta ölmeyi emrederim. Ancak ölüm gelmeden düşmanı öldürmeyi, başkasının yurduna göz dikeni ağladıp 30 il yas tutanın yüzünü güldürmeyi. Ben size bu savaşta ölmeyi emrederim. Ölümün kucağına dirilik sinmelidir. Emrim ölüm olsa da ancak bu son savaştan askerim galebeyle sap sağlam dönmelidir. Karşıda sıldırımlar, dik kayalar baş başa. Gerek kartal olasın, gerek kanadın ola. Ya da bu kayalardan seni alıp kaldıran bir uçuş ehtirasın deli inadın ola. Neden Avrupa Birliği olabilir, biz olabilmirik bunu deseler inşallah Avrasya deyilen bir şey de dünyanın en büyük güclerinden biri ve dünyaya sülh, barış getiren büyük bir Türk humanizmi, büyük Türk sevgisi, büyük bir Türk aklı ortaya çıkacak. Buna hiçbir şüphemiz yoktu. Allah Türkiye ile Azerbaycan'ın birliğini var eylesin. Ne mutlu Türkçe diyene, ne mutlu Azerbaycan ordusuna ki bu büyük seferi kazandı. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan. Evet, Sayın Vekilimize bir plaket takdimi de bulunuyor o güzel alkışlarınıza tabii ki. Tebrik ederek, teşekkürümüzü bildiririk. Ve sahneye büyük memnuniyetle Azerbaycan Respublikası'nın halk artisti. Çok değerli sanatkar, Afak Hanım Beşir kızını davet etmek isterdiği alkışlarla ve aynı zamanda Afak Hanım'la birlikte çok güzel hanım. Zarı Hanım, Ferecizade alkışlarınızla vetenperver bir hanım davet etmek isterdi her ikisini sahneye. Hakikaten de o Türkiye'de yaşasın, Türk olsun ve bu kadar Azerbaycan'ı sevsin, onun tarihini kıymetlendirsin, onun insanlarıyla, onun qələbəsiyle, onun acı günleriyle hemşe bir yerde olsun. Bu əsl büyük kişilik, əsl büyük insanlık, əsl büyük vetenperverlikdir ve Seyfullah Bey, ben size öz dərin teşekkürümü bildirirəm. Çok sağ olun, çok memnun oldum həddindən ziyadə. Kaş sizin kimler çok olaydı. Kaş sizin kimler çok olaydı. Alkışlar gelsin böyle vətənpərvər. Şehid ailesi de aynı zamanda hayat yoldaşı 1. Qarabağ müharibəsində şehid olub Gülistan Hanım Əliyeva.
yok dünya gözümde, mən bəsdir vətənim. Gülünsan xanım Əliyeva, təşəkkürümüzü bildirik. Belə şərəfli gecədə iştirakınızdan dolayı. Bəli, xatirə fotoları çəkilir bu gözəl, qürurlu gecədən. Səhnəyə Əhməd Əhmədovu dəvət etmək istərdik alqışlarınızla. Yıllar öncə Türk dünyasının büyük hocası Turan Yazgan hocasından muhakkak Türkiye'ye geldiği zaman Seyfullah Bey ile tanış demişti. O günden bugüne kadar hiç değişmeyen bir sevgili dostum. Karabağ için her zaman Azerbaycan'dır diye bağırdık. Bugün burada bulmak için vesile olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ben de bir Dağıstanlı olarak bir türkü söyleyerek bütün şehitlerimizi iade etmek istiyorum. Döndü göçmen turnalar, şahlandı yağız atlar, şahlandı yağız atlar. Şarkı söyle çobanlar, ilkbaharı karşılar, ilkbaharı karşılar. Bahar müjde verince, Nergis eki deyince, aşka boyun eğince, cemre düşer gönlüme, cemre düşer gönlüme. Evet. Çok değerli sevgili Seyfullah Türksoy ve çok değerli ekibine kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Burada olmak büyük bir gurur. Böyle özel ve şerefli bir gecede burada bulunuyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Vatansız olmaz, kurşundan korkmaz. Hepimiz tek can, sen daima yaşa Azerbaycan. Kimseden korkmaz, hiç toprak satmaz. Sen daima yaşa Azerbaycan. Bu derenin uzunu çoban kaytar, kuzunu kuzunu. Bu gazilerimiz gelir. Yüksek alkışlar evet, rica ederim. O güzel alkışlarınızla. Karabağ gazilerimizi davet ederim. Yüksek alkışlarla. Biz çekilin. Size borçluyuz.
Çekilin, gazi gelir. Çekilin, gazi gelir. Çekilin, çekilin, gazi gelir. Gelir. Allah razı gelir. Yolunda kurban kes ver nezir niyazi gelir. İtirib elin kolun ayaklarına ancak ki düşmene verilmeyen bütöv bir erazi gelir. Çekilin gazi gelir. Bu hemin gazidir ki verdi ki gözlerini. Vatanın tarihine kanla yazıp sözlerini. Ele derinler tut ki şu kadar izlerini. Çekilin gazi gelir. Biz bu oğullarımıza can borcumuz var. Ne etsek azdı. Ne etsek sizin hakkınız ödenmez. Biz sizin karşınızda baş eğirik. Aziz oğullarımız. Seyfullah Bey, Sayın Seyfullah Bey, biz sözü size təqdim etmək istərdik. Şu anda çok duygulandım. Allah onların canını sağ etsin. Bugün Qarabağ azad olduysa, şehitlerimizin ve gazilerimiz sayesinde olmuştur. Kendilerine can sağlığı diliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah sizi var etsin. Allah Türk ve Azerbaycan ordularını her daim var etsin. Ben bu gece, bugünün hatırasına sizlere birer plaket takdim etmek istiyorum. Bir hatıra olsun diye. Sizin hakkınız ödenmez. Sizler bizim başımızın tacısınız. Allah sizi var etsin. Bu vətən onlara borçludur. Bu millet onlara borçludur. Var olun, sağ olun. Biz size borçluyuq. Sizin hakkınız ödənilməz. Bu milletin baş tacısınız siz. Sağ olun. Allah sizleri korusun. Mən öz adıma sizlerin karşınızda baş əyirəm. Allah ucelesin. Seyfullah abi, bu gözəl şəraiti qurduğunuza görə Allah sizden çok çok razı olsun. Vallahi deyirəm, belki sözüm biraz qaba səslənər. Siz sanki bir Azərbaycanlısınız. Sanki bir Azərbaycanlısınız. Bu iş belki de ilk önce Azərbaycanda görülməlidir. Benden incimesin burada Azərbaycanlı insanlar ve devlet adamları benden incimesinler. Bu iş belki de Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaş tarafından bu adım atılmalıydı ama bu adımı siz attınız. Ben sizin de karşınızda baş əyirəm. Sevdalı olmak bu. İnsanları sevmek bu. İnsanlığı sevmek bu. Yoksa işe gidip kresoda oturup gelmekten ibaret değil iş. Allah sizi korusun. Ben sizin ellerinizden öperim. Var olun, var olun. Evet, bugün bu önemli organizasyona ev sahipliği yapan tabii ki İpek Yolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve çok kıymetli başkanı, yönetim kurulu üyelerine de bir kez daha özellikle sonsuz teşekkürlerimizi ifade etmiş oluyoruz efendim. Bu karede olmak büyük bir şeref. Gerçekten bizler için de bir kez daha gazilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Genç Türkiye'mizde genç kanaat önderlerimizden Sayın Ramazan İzol Beyefendi'yi çok kıymetli sanatçımıza plaketini takdim etmek üzere o güzel alkışlarınıza sahneye davet edelim. Buyurunuz efendim. Buyurun. Bizler içimizdeki dava ateşiyle bu meşaleyi yaktık. Birlik ateşiyle beraber bir ve beraber olup tüm dünyaya Türk'ün gücünü göstereceğiz. Bizler var oldukça, bizler bir oldukça her zaman zaferlerle, her zaman birlik ve beraberlikle bir olacağız inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Tebrik ederik. Sayın Seyfullah Türksoy ve Azerbaycan Türkiye Evi Başkanı Tenzile Hanım Rüstem Hanlı plaketlerimizi təqdim etmeye devam eder. Kim girecek aramıza, derdimiz gözyaşımız bir. Derdimiz gözyaşımız bir. Ankara Bakü'ye kardeş, Gence Erzurum'a eş. İki sevda, iki güneş, Azerbaycan Türkiye. Evet, toplu fotoğraf karemizi de almış oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli katılımcılar, gecemize katkı sunan aynı zamanda
eşlik edirik. Təbiyyətim belədir, toy bayram həvəsliyəm Ürək dost sonaqlı, süfrəsi qonaqlı ya, ya. Azərbaycan oğlu ya, Azərbaycan oğlu ya Eşk olsun, mən bir uşaq, sən bir ana Odur ki bağlıyam sana, hangi səmtə, hangi yana Hey ustam da, yuvam sənsən, elim Günüm, obam sensen, Azerbaycan, Azerbaycan. Bugün Seyfullah Bey başçılığında İpek Yolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Qarabağ adına, Türk Düşlüyümüz adına, Azerbaycan adına, Türkiye adına Böyük bir başarıya imza attı. Burada Qarabağda şehit olan 2900'dən artıq şehidimizin 44 günlük savaşta ruhu şad oldu. Ve bize verdiğiniz plaketlerin üzerinde xarı bülbülü gördüm. Ben de Bakıdan size xarı bülbülün rozetini getirmiştim. Ya sinenizde saklarsınız. Ben teşekkür ederim. Herkese bayramınız kutlu olsun deyirəm. Var olun. Yalqısam yalqız, yalqısam yalqız Gəl mənim möhnətə yoda saman vəfasın Söylə nədir bu ədala, bu iş və bu naz Valla ay qız Bu gözəlik sənə də qalmaz Söylə nədir Azərbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Qarabağ Azərbaycanındır Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü Sayın Doktor Elvin Abdurrahmanlı Beyefendi Ülker bakışına hoş gelişine Tavan Hanım, kendiniz mi ördünüz onu? Evet. Tebrik ediyoruz. Evet, oldukça anlamlı. Çok sağ olun efendim. Buyurunuz efendim. Çok teşekkürler. Faysal Karataş. Evet, Süreyya Hanım'a da Cemal Bey takdim ediyor efendim ödülünü, plaketini. Çok teşekkürler. Evet, Mehmet Ali Nalbant biliyorsunuz çok değerli bir büyüğümüz. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine katkılarından dolayı. Ve ödülünü de kime takdim ettirelim istiyorum. Evet, hızlıca Aydın Oruzoğlu hocamıza evet takdim etsinler. Şöyle plaketini de takdim edelim Mehmet Ali Nalbant Bey'in. Buyurun efendim, buyurun sayın hocam. Çok teşekkürler. Yıllar önce Azerbaycan'ın bağımsızlığı için mücadele vermiş şahsiyetlerdir. Bugün de 30 yıl boyunca Qarabağ'ın o geri kalan %20'lik kısmı için mücadele veren insanlar aramızda. Ne mutlu,
şu anda Azerbaycan'ımız tamamıyla azat ve geleceğe emin adımlarla Kafkasya'nın parlayan yıldızı olarak devam edecektir. Yaşasın Türkiye, Azerbaycan kardeşliği ve dayanışması. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun efendim. Bir demiş Sri Kılınç, bir de Çenlibel, bir de Heyder Baba yazılmış bir dil. Torpağı ot değil, kişi göğerden, vətən, vətən. Qazilərimizin önünde baş əyirəm. Çok sağ olun. Her zaman bizim yanımızda olan çok değerli sunucu, çok başarılı bir gazeteci, sunucu, Letafet Alekberova'ya bir plaket takdim etmek istiyorum ama plaketi tek başıma değil, sevgili Gülistan Aliyeva, Azerbaycan devlet sanatçısı, benim çok değer verdiğim, çok kıymet verdiğim çok hanımefendi bir sanatçı, onu da davet ediyorum, birlikte plaketi verelim. Azərbaycan aydınları adına bu böyük şöleni, bu böyük kutlama məclisini düzenlediğinə görə sənə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Azərbaycanda hələ deməli Şuşadan başqa Bakıda belə bir məclis olmayıb. Amma sən bunu İstanbulda yaptın. İnşallah bu Şuşada da olacaq. Qarabağın bütün bölgələrində bu bayram davam edəcək. Hələ ki ermənilərin o döşədikləri mayınlar var, onları təmizləməklə məşğuluq. Sən hər zaman Azərbaycana Türkiyədən ilkin səs verən kişi oldun, bizim qardaşımız olaraq. Və bugün də onu bir daha göstərdin. Və əslində bu sənin, mən bilirəm, bütün Türk coğrafiyası sənin ayağının altındadır, amma Azərbaycan sənin ürəyinin başındadır hər zaman. Ona görə də bu məclisdə biz 5 saat yox, 10 saatdə oturardıq. Çox sağ ol. Və sevindik ki, çevrəndə İstanbulda sənin bu boyda bir sənət aləmi var. Oxuyanlar, şeir deyənlər, sənətçilər. Yəni, burada da o mühiti yaratmışsınız. Var olun, sağ olun bütün ifaçılara, musiqiçilərə. Sonra qazilərimizi salamlayıram. Gələn qonaqlara, hamınıza təşəkkür edirəm. Bir neçə saatlıq biz burada Azərbaycan havası yaşadıq. Allah heç vaxt bizim millətə ağrı acı savaş göstərməsin. Amma bu savaş göstərdi ki, bundan sonra hansı bəla gəlir gəlsin, onun qarşısında biz birik və bundan sonra bizi heç bir bəla sındıra bilməz. Var olun, sağ olun. Evet, savaş başlarken ben kendi kendime bir söz verdim. Hatta bunu sosyal medyada duyurdum. İnşallah Karabağ azatlığına kavuşsun, işgalden kurtarılsın. Görkemli bir kutlama programı yapacağız ve kutlayacağız diye söz vermiştim. Esasen biz 28 yıldır bu hayalle yaşıyoruz. Yani bir gün Karabağ işgalden kurtarılacak. Şuşa'da Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bayrakları dalgalanacak. Ve biz bunu hem İstanbul'da, Türkiye'de hem de Karabağ'da kutlayacağız diye biz 28 yıldır zaten bu hayalle yaşıyoruz. Bütün bizim toplantılarımızda Azerbaycan'la ilgili, Hocalı'yla ilgili bütün önemli toplantılarımızda biz bunu zaten söylüyorduk, konuşuyorduk. Ve nitekim Allah da nasip etti. Burada bu kutlamayı gerçekleştirdik. Tabii belli bir vakar çerçevesinde yaptık biz bunu. Çünkü şehitlerimiz var. Orada 3000'e yakın insanımız şehit oldu. Yaralılarımız var. Şehitlerimizi de yad ederek, rahmetle, hürmetle yad ederek, gazilerimize şifa dileyerek belli bir saygı ve edep çerçevesinde biz bu kutlamayı yapmaya çalıştık. Çok değerli katılımcılar oldu. Gerek siyaset dünyasından, kanaat önderlerinden ve gerekse sanat dünyasından, medya dünyasından çok önemli isimler katıldı. Son derece saygın isimler katıldı. Ya şu pandemi sürecinde bu kadar insanın bir araya gelmesi, yüzlerce insanın bir araya gelmesi, hepsinin kalbinin, yüreğinin Karabağ için
çarpmasından kaynaklanan bir durum. Biz de bu önemi, bu coşkuyu, bu sevinci, bu heyecanı burada İstanbul'da ilk defa yansıtmaya çalıştık. Ve Türkiye'de ilk defa yapılan bir kutlama oldu bu. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamını Şuşa'da gerçekleştirmek istiyoruz. Karabağ'da gerçekleştirmek istiyoruz. Onun da bazı görüşmelerini falan yaptık. Ve orada yaklaşık 100'e yakın Türk boyundan temsilcilerin katılacağı muazzam bir ortam ortaya çıkacak. Muazzam bir organizasyon. Orada bütün Türk dünyasının bayrakları dalgalanacak. Bu bizim hayalimiz tabii, inşallah olur. Bunu ilgili kurumlarımızla da görüşeceğiz. Ve Şuşa'da Türk Birliği'nin bayraklarını orada dalgalandıracağız, gerçekleştireceğiz inşallah.